25 Aralık 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Fen Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölümü işbirliğinde düzenlenen Farklı Perspektiflerden Şiddet Etkinliği gerçekleştirildi. Burada da sürekli olarak nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı, işte bu sosyal medyada buna bir şey, fırsat sağlıyor. Evinizin yakınlarında gittiğiniz işte markette, bakkalda görebilirsiniz, okulda görebilirsiniz, oturduğunuz kafeteryada olabilir. Ya da sürekli olarak sizden bir haber alma çabası içerisinde olabilir. Bunun da adı ısrarlı takip. Bu da bir hastalık, onu da söyleyeyim. Sürekli bir, dolaylı da olsa ilişki kurma çabası var. Ve Lefka'dan haber geliyor gazetelerine. Ve diyorlar ki, yolu kesin, geçen onlara esir alın ki Lefke'ye biz de silah taşıyabilelim. Çünkü Lefke sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Rumlardan dolayı herhangi bir ilerleme şansları yok. Gazarına yardım edemiyorlar. Onlar da Rumlara esir alarak bir şekilde savaşta yardımcı olmaya çalışıyorlar. 25 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa Yakındoğu Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi Büyük Bayanlar Voleybol Maçı gerçekleşti. Lefke Avrupa Üniversitesi 3-0'lık sonuçla maçı kazandı. Bölgede 26 Aralık 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Adli Tıbbi Sorunlar ve Yaklaşımlar konulu panel gerçekleştirildi. Panel konuşmacıları Lağır Sağlık Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Deniz Çelimen, Paramedik Derneği Başkanı Uzman Paramedik Tarık Balcı ve Profesör Doktor Nevzat Alkan'dı. Neler oluyor? Bir kere bir hata yapıldığında bir bilen tarafından değerlendiriliyor. Bu hemşire mi oluyor? Genellikle hemşirenin adı altında hemşire değerlendirilmiş. Tıp doktorları değerlendiriyor. Ama değerlendirme yaparken de muhtelif yapılar var. Bunlardan bir tanesi adli tıp kurumu. İşte benim de içinde yer aldığım adli tıpın içinde bir yapı. Normalde yani her ne olursa olsun sivilken, elinde artık bir diploma var, bir görev tanımım belli. Sivilken bir kere bir hasta yaralıyla karşılaştığında ona yardımcı olmak zorundasın. Bu net. Sen ona gideceksin. 26 Aralık 2018 tarihinde Lağır Sinema Salonu'nda Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul tarafından düzenlenen 2018 Yaz Stajları Değerlendirme Toplantısı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Limak Cyprus Delis Otel Genel Müdürü Mehmet Mülayim'di. In 2019 of course we will take again students for the intern programs and of course we will prefer first last year's interns, last seasons, then we will add more on it, on top of it, and we will try to change the departments as well. So last year if you did at FMB, this year probably at the Hague housekeeping, or if you were at the housekeeping this year at the FMB, so we have to change it, because it is not only for ourselves, it's not only for the hotel, but it's for you as well. We are trying to develop new colleagues for us and for the industry. So it is not only one side actually. It is 26 Aralık 2018 tarihinde Lağır Spor Salonu'nda Büyük Erkekler Basketbol Ligi ikinci karşılaşması Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları arasında gerçekleşti. Karşılaşmayı ev sahibi Lefke Avrupa Üniversitesi 72-50 kazandı. Lefke Avrupa Üniversitesi 72-50 maçı kazanıyor. Berk 27 sayı, Klajevic 19 sayıyla takım skoru 27 Aralık 2018 tarihinde
Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Lefkoşa Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen Latin Gecesi etkinliği konuk solist Arkın Sayar'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aralık 2018 tarihinde Laü Sinema Salonu'nda Doktor Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen Bana Bir İyilik Yap ve Gülümse etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Sekreteri Can Çağrı Çelik'ti. Bütün ilkokullarda bu önce bu tez olarak anlatılıyor. Bunun öncesinde bir çizgi film hazırlattırdık. Temel ilkelerimizi anlatan. Ondan sonra da nasıl yardım edersiniz sorusunu küçük ekipler kurarak, üçer kişilik küçük ekipler kurarak yardım etmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir grup işte göç esnasında insanların ihtiyaç duyduğu şeylerden biri nedir? Bir şey çalıştırmak, hareket ettirmek için enerjiye ihtiyaç duyacaklar. Bir grup rüzgar bölümünden enerji üretecek bir robot sistemi tasarlıyor. Önce kağıt üstünde tasarlıyor, sonra robotlama tasarladıklarını hayata geçiriyorlar ve kodlamaya, ama ona bir kabiliyet vermeye çalışıyorlar. Bir diğer grup haberleşmeyi sağlamak için bir uydu robotu planlıyor. Bir başka grup araç planlıyor, bir başka grup ev planlıyor. En sonunda da bunların birlikte çalışacağı bir ortam